Yıldız aynı onun için çekiyor. Şey, ben bunu müsaade etmiyorum. Onları onun için güzel çek başkanım. Nurullah, geliyor bana. Mustafa. Biz oraya gidelim mi? Yaşlıların yeri değil. Kesinlikle. Mustafa abi. Abla bak buna. Teyze. Şöyle bir el sallar mısın? Selam olsun. Selam olsun. Hacı abi bir el sallar mısın? Hocam için çok dua ettim oğlum. Eyvallah. Size dua ettin mi? Hepinize de Allah nasip etsin. Hepinize de Allah nasip etsin. Bu tarafa alın, araba geliyor. Bu yıl annemler, annem ve yengemin annesi, onlar yaşlı oldukları için onların durumlarını düşündüm. Ben de hacca gitmek istiyordum. Onlarla beraber gitmeye karar verdim. Onlarla beraber gittim, iyi ki de gitmişim. Yani hac yaşlının yeri değil. Haccın tadını çıkarabilmek için gerçekten genç gitmek lazım. Yani genç olmak lazım. Genç olursan ancak orada koşturabiliyorsun, oranın hazzını alabiliyorsun. Yaşlı yetişemiyor. Yani yaşlı oranın maalesef tavafın istediği gibi yapamıyor, sayın istediği gibi yapamıyor. Onun için genç gitmek lazım diyorum. Hacı olduğum için mutluyum. Rabbim inşallah ölünceye kadar hacı olmayı, hacı olarak kalmayı nasip eylesin diyorum. Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkesin yaşamak çok güzelmiş orayı görmek. Çok güzel yaşamak, görmek, duymak çok güzel bir şehir. Allah'ım hepinize nasip etsin, hepinize nasip etsin. Orayı görmek, yaşamak o dolu dolu. Allah'ım herkese nasip etsin, bize nasip etsin. Çok mutluyuz. Allah'ım cümlemize nasip etsin, o duyguyu yaşatsın. Sevmiş gözyaşları. Çok, çok. Mutluluktan, oradan ayrılıktan, vatana birleşmekten, işte ne bileyim çok güzel bir duygu. Hacı. 34 günden dur kaldı. İster misin? Evet, koşa. Diledik geldik. Ümre'ye gideceğiz Allah nasip ederse 2 yıl sonra. Çok güzel duygu. Ümmet-i Muhammed'e Rabbim nasip etsin. Gidenlere, önce gitmeyenlere nasip etsin. Sonra tekrar gidenlere nasip etsin. Üçüncüye gittim geldim. Dördüncüye de niyet ettim inşallah. Elhamdülillah. Peki neden bu kadar gitmek istiyorsunuz? Oranın aşkı çok başka. Çok başka. Öyle anlatmak gibi değil. Orayı yaşamak lazım. Sevinci çok güzel. Dönüşü çok acemi. Çünkü ibadetini dört dörtlük yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Tavaflarını eksiksiz yapmaya gayret edin. Yaşlı oldu mu ayağın ağrıyor, belin ağrıyor. Onun için biraz çekişmeden kalıyorsun. Ne mutlu. Ne mutlu. Bu aşık olanlar gidebilir. Parası olan değil. Çuval dolu parası olur ama nasip etmez. Rabbim aşık olanlara nasip etsin. Oranın sevdisini. Herkese çok çok dua ettik. Allah herkese de nasip etsin. Onları, Resulullah'ı, Ya Rabbi peygamberi, Allah'ın evini, Medine-i Münevveri, Beytullah'ı ziyaret etmeyi nasip etsin. İnşallah çok mutluyum. Herkese nasip eylesin. O çok mutluyuz. Her zaman herkese nasip etsin. Devamlı dua ettik memleketimiz için. Güzel, çok güzel bir duygu. Peki neler yaptınız orada, nasıldı? Vallahi vazifemizi yaptık. Arafat'a çıkmak çok güzeldi. En güzel duygu Arafat'a çıkmaktı. Vakfaya durmaktı. Çok güzeldi. Bu sene çok güzel geçti. Hiç izdiham yaşamadık biz. Sırasıyla gitti Diyanet'te. Böyle sıralama çok yaptık. O yüzden hiç izdiham yaşamadık. Çok mutlu. Çok neşeliyiz. Allah gitmene de nasip eylesin. Bütün dostlarımıza duacı olduk. İnşallah herkes gider görür gelir. Peki nasıl Allah'a misafir olmak nasip ediyor? Çok güzel bir duygu. Çok güzel, tatlı ve hoş duygu. İnşallah tekrarına gideriz. Böyle gençken gitmek daha mı güzel? Daha güzel. Aslında genç gitmek gerekiyor yani. Yaşlıktan çok perişan oluyorlar. Hacı yaşamak önemlidir yani. Hacı değil, hacı olmak önemlidir yani. Çok şükür güzel geçirdik teyzem. Güzel geçti, maşallah iyi geçti. Allah ümmetine nasip etsin, sizlere de nasip etsin. Peki, çok iyiyiz, çok mutluyum. Ümmetine nasip etsin, Allah iyilik versin. Peki orada neler yaptınız? Valla Kabe'ye gittik işte, ziyaretlere gittik.
Arafat'a gittik. İşte gerekenleri yaptık. Üzerimize düşenleri, farz olanları yaptık. Çok şükür, Allah razı olsun. Gittim, mutluyum. Hiç gelmeyi istemiyordum. Allah herkese kısmet etsin inşallah. Allah'a binlerce şükür olsun. Bir hac mevsimini daha geride bıraktık. Cenab-ı Hak hacılarımızın haccını mebrur etsin, sayini meşgul etsin, zembini mağfur etsin. Ki haçta en çok yaptığımız duadır bu. Yani haccı mebrur etsin. Güzelliklerle bizi geliştiren, güzelliklerle bizi tekrar geri evlerimize, barklarımıza döndüren haçtan etsin haccımızı. Ki bunun da karşılığı ancak cennettir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hak bütün hacılarımızın hacının karşılığının cennet olan olduğu haccı mebrur etsin diye dua edelim. Giderken bu duayla uğurladık. Hac olayı sadece kişisel bir ibadet olayı değil. Sosyal yönüyle, uluslararası din kardeşliği yönüyle falan çok yönlü bir ibadettir hac. Seyahatıyla birlikte beraber bir yolculuk yapmak, beraber hareket etmek yönüyle Arafat'ta bir anda bulunulması, bir anda Mina, Müzdelife gibi yönleriyle birçok yönden hikmetlerle dolu bir ibadettir hac ibadetimiz. Elhamdülillah biz ülke olarak 1,5 ay önce aşağı yukarı 1,5 ay işte 17-18 Temmuz'dan sonra dualarla, heyecanlarla, gafilerle, helallaşarak hep beraber konu, komşu, hısım, akraba hacılarımızı uğurlayarak başlattığımız hac ibadeti mevsimi sona erdi. Zilhicce'nin sonuna geldik artık. Hacılarımız da peyderpey dönmeye başladı. Bizim Gaziantep'imizden de gafilelerle gönderdiğimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bizim organizemizle giden hacımız, gafilelerle tekrar dönmeye başladı. İşte cumartesi günü itibariyle ilk kafilemizi karşılıyoruz. Nasıl ki uğurladıksa hep beraber yine coşkuyla, dualarla, onların duasını alarak, onların Kabe'ye bakan gözlerindeki nuru görmeye çalışarak yüz aydınlıklarıyla beraber karşılıyoruz. Cenab-ı Hak ülkemize, alemi İslam'a daha nice böyle güzellikler nasip etsin. Bin bir zahmetle yaptığımız hac ibadetinin bu kazanımlarını ömrümüz boyunca korumaya çalışmak lazım ki haccımız Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği hac-ı mebrurdan olsun. Hep derler hac olmak marifet değil, hacı kalmak. Hacı olarak hayatı yaşamak, hacı olarak ömrümüzü tamamlamak önemlidir derler.
Gerçekten de birçoğumuz birçok ibadetler yapıyoruz. Ama ibadetlerin hikmet yönünü, ahlaki yönünü, sosyal hayatımıza yansıyan yönünü ihmal ediyoruz. Her bir ibadetin bize yaşantı olarak, yaşama sanatı olarak kazandırdığı değerler vardır. Mesela bu değerlerle beraber hayatımızı devam ettirmek. Hac ibadeti de o kadar fedakarlıklarla yapıyoruz. Bize bir fedakarlık davranışı, bize bir fedakarlık anlayışı kazandırmalı. Hak yolunda, hakikat yolunda, doğruluk, dürüstlük, Allah'a kulluk yolunda geceyi gündüze katma ahlakı kazandırmalı. Yani oralarda kazandığımız birlikte yaşama, omuz omuza, o dar alanları, o imkansız alanları paylaşma ruhu vermeli. Haçtan sonra da bize bu yaşama biçimini bırakmalıdır. Kazandığımızı devam ettirmeli, devam etme anlayışı vermelidir. Onun için ben bütün hacı kardeşlerime gönlünde hac ibadetini yerine getirme, ifa etme, nasip olsa da ben de gitsem bata bata kumlara, o mübarek topraklara diyen bütün kardeşlerimizin gönlündeki bu güzelliklerin davranışlarına, bu davranışların yaşama biçimlerine, hayat alışkanlıklarına dönüşmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hacılarımızın haccı makbul olsun.